Ya ben borsanın şu anda dolar değerini ikiye katlamasını bekliyorum. Bu benim iki yıllık görüş. Ancak o zaman satıp emekli olur. 25 bin dolar emekli olamazsınız. Bu Türk borsasında ha, Bu, olur. Ne be yaparsın? <laughs> Cuma günü Rusya moratorium ilan etmez. İlan edeceği gün ben size söylerim yazdım. Pazar akşamı Rusya moratorium <laughs> ilan etti ve odamın kapısına o sayfayı astı. <laughs> çok iyi <gülüyor> Gerçekten mi? Yok valla Ne, ne, çok uzun zamandır, bu kadar uzun süredir. Bir bak. Hey, finans ekonomiyle gitmiyordu. değil mi? Evet. Bu bir rekor. Eko başkanlık dönemi rekoru. Ya yatır. <laughs> ben Yamurat Kılmayı TVme Bey nasılsınız? Merhabalar Seviş çok iyiyim yeni yıl bereketiyle geldi. Öyle mi? Oo tabii. Bir, bir seyircimiz demiş ki uçan kuşa zam geliyor. Ya tabii yani Türk lirası ile kazanan Türk malları yani yerli üretim tüketen toplumun hali zor. Yani hani benim tüketim paketim işte Porsche'nin bakımı, viski ve Küba pürosundan ibaret. Bir de Havyar biraz. evet. biraz. Tabii Allah Mehmet Şimşekli'ye gayanımdan razı olsun. Bu real Türk Lirası'nın değer kazanması politikası sayesinde benim maliyetlerim sürekli düşüyor. Ben hatta bir deflasyon girdabına bile girmiş olabilirim. Ama maksadım o değildi. Dostlarım, her zaman benimle çalışan ve beni besleyen, yabancı yatırımcı dediğimiz o dış yaratık, yaratık. dış Türkiye'ye gelmeye başladılar. E bu da tabii bizim gibi insanlar, bizim gibi sıradan fikir işçileri için çok güzel bir haber. Ne diyeyim? Şanslısınız. Şanslı azınlıktasınız. Allah Erdoğan'dan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Ben 20 yıldır her gün Erdoğan'ı eleştirip onun sayesinde her gün biraz daha fazla para kazandığım için e, biraz tabii ruhi olarak zor durumda olsam da yine her zamanki Murat Kurma oy vereceğim. <gülüyor> Murat Kurma oy vereceğim. Madem konuyu açtınız hemen bu hafta ne konuşacağız? Onları söyleyeyim. Tabii ki borsaya başlayacağız. E, yabancı giriyor. Ne oldu? Borsada en kötüsü geride mi kaldı? size. Tabii ki Gary Amerika'da. Davet etti mi sizi? Tabii ki. bu da, da, da oraya mı gidiyorsunuz? Yani Gary davet etmesine gerek yok. Ben doğal anlatabiliyor muyum? Hani eskiden 15 tane biliyorsun doğal senatör evet. vardı. Eskiden de deyip şimdi burada. E, İstanbul'da seçim yarışı başladı. Size kim önde diye soracağım. Başlangıç çizgisinde kim avantajlı diye size soracağım. Ondan sonra da seçime kadar en eski gördüğünüz üç başlığı. Biliyorsunuz çeşitli gerginlikler var. Biz bu yayını çekmeden bir gün önce akşamda İstanbul'da bir camide imama bir sadı oldu. Okumuşsunuzdur belki dün akşam saatlerinde. Evet de ediyorum. Onu soracağım. Twitter'da Elon Musk sonrası kaybı soracağım. Ve tabii ki izleyici soruyor. Güzel bir gün. Güzel bir gün. İyi seçmiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi önce borsaya başlarım. En çok o merak ediliyor. Çok hızlı yükseldi haftaya başladı. Esasında kötümser senaryo da vardı. Sizde biraz daha düşebilir ama ben yine de bolsa yap giriş yaparım demiştiniz. Evet. Ee, neden yükseliyor ve bundan sonra yükseliş devam edecek mi? Ben bunları hiçbirini söylemiştim aslında. Ama bu eminim bu kısmını sileceksiniz. Çünkü burası da Türkiye'de işe yıkıyor. Tampiyat Ben şöyle söylemiştim. Çok fazla bir yukarı potansiyel görmüyorum. Ama Bist 30, Bist 100'den Bist 100'de bizde Bist 500'den daha fazla yükselebilir demiştim. Bakılabilir kayıtlara. Yabancılar gelmeye başladı. Bunu zaten merkez bankası bilanço dinamiklerinden de görebiliyoruz. Çok konuşuldu. Bank of America bankalar yeniden radarda diye. Ondan önce daha büyük bir haber biraz atlandı. Tahvil tarafında dünyanın en değerli Vanguard, ve Pimco TL tavilleri yatırım yapmaya başladılar. Bunlar birbirini besleyen süreçler. Bunu da söylemek isterim. Tabii ki yabancı geliyor. Bunlar ölçüler, izciler ve bunlar borsayı yukarı taşımaya etmez çok çeşitli nedenleri var. İlki dış dinamiklerden başlayalım. Şu anda Türkiye kendi hikayesinden dolayı da prim yapıyor. Yani Tekin Gaye Erkan'ın ben bugün yaptığı toplantıdan sonra da miktar alım geleceğine yüzde yüz eminim. Çünkü daha önceki toplantılar performansını biliyorum. Fevkalade başarılı ve profesyonel. Ama piyasalar özellikle hisse senetleri Fed'in bu sene altı kez faiz indireceğine kendilerini ikna ettiler. Bu tamamen bir self Böyle bir şey ortada yok. E, bu sayede de ee, ...gelişmekte olan piyasalara çok ciddi boyutta para girmeye başladı. Türkiye'ye gelen paranın bir kısmının temel motivasyonu da bu. Ben bunun önümüzdeki haftalarda yatışacağını düşünüyorum. İkincisi, yabancı yatırımcının gelmesi yetmiyor. Bir de kendi sermayesi adına işlem yapan broker-dealer'lar var. Bunlar piyasa düzenleyici rolü yapıp... ...gün içinde işlem alım-satım yaparak piyasa derinliğini artırırlar. Bunlar da pek daha piyasada yoklar. Bunlar dış dinamikler. Ya şöyle olur, yani ben 11 sene aracı kurumlarda çalıştım. Fon yöneticisi gelir alır sonra 6 ay bir şey yapmaz. Sırf fon yöneticilerinin alımlarıyla borsanın yükselmesi hemen hemen imkansız. Özellikle o borsanın MSCI dediğimiz pek çok fonun takip ettiği, dünya gelişmekte olan ülkeler endeksindeki payı %20'nin altındaysa fon yöneticileri bu kıyasayı kurtaramazsınız. İkincisi, mevduat faizlerinde yükseliş hızlanacak. Şu anda Merkez Bankası Erdal abi de yazdı bunu, on haberde. Likitteyi kontrol etmekte zorlandığı için mevduat faizleri <laughs> kadar yükselmiyor. Ama o çözülebilir bir sorun. Erdal abi orada seçime kadar oynamak istemiyorlar demiş. Bir ona pek katılmıyorum. Sebeplerini de gerekirse izah ederim. Tabii size değil, izleyiciye değil Erdal abi. Değil. Tabii o soru. Telefonda soru, mı? O soru sorduğu zaman başka türlü soruyor. Allah yazdıysa olsun. <laughs> en son olarak da e, böyle binanın altında ciddi bir erozyon var. Depreme dayanıklılığı azalıyor. 1 milyondan fazla yatırmış terk etti. Evet terk etti. Dün Baronlar Tatay. demişler, bayınalar diyoruz biz. Benim şey yaptığım. Şargonuz da. Nefşit falan takıldığı çevrelerde. Bu boğalarla karıştırılmasına başka bir e Küçük yer gidiyor, bayinalar gidiyor. Kim kalıyor? İşte suuru orada. Yani genelde bu yabancı alımları piyasayı götürdüğü zaman bunun asıl sebebin yabancının alım yapması değil, onun peşine takılan yerliler olduğunu görürüz. Şimdi yerli sayısı hızla azalıyor. Dolayısıyla ben hala yerel seçime kadar olan dönemde çok umutlu değilim. En son olarak da siyasi gerginliğin fevkalade, daha önce tarihimizde karşılaşmadığımız kadar artacak düzeyde olacağına inanıyorum. Yani nasıl yaparım? Hani şimdi ben bir kere çok bir kez daha söyleyeyim. Belki kendimi tekrarlamak oluyor ama bunu hala ki bir görebiliyorum. Benim borsada iki yıldır hiç değiştirmediğim 12-13 bin dolarlık pozisyonum var. Ben ona hiç dokunmayacağım. Ya yani ben borsanın şu anda dolar değerini ikiye katlamasını bekliyorum. Bu benim iki yıllık görüşüm. Ama hangi vadede? İki yıl içinde. İki yıl içinde. Eğer biraz şanslıysam bir yıl içinde de olabilir. Ancak o zaman satıp emekli olur. Şurada, 25 bin dolar emekli olamazsınız kusura bakmayın. E 25 bin dolar emekli olamazsınız. Bu Türk borsasında olur. ne bunun var. <laughs> ya ben bu halde satarım. Bekleyelim. Yani beklerim. Ee, bir herhalde bir iki haftada alınlar, yabancılar gelir alınlar. Satarım yerel seçimlere kadar çok güzel repoda TL mevduatta paramı kazanırım. Yerel seçim sonuçlarını gördükten sonra ve AKP'nin şu anda İstanbul'da seçimi kazanmasına indirgenen o kadar basit değil aslında seçim zaferini gördükten sonra kesin alma geç. Her şeyimi koyarım borsa. Bayağı AKP yiyor musun siz ya? Hayat. Para insan neler yaptırıyor. Evet. Ben bir şimşek parasa sıkı, sıkı para politikasından gevşeme olacak 2024 yılındaydı. Düzeltti onu. Ama dedi. Ben duydum. Evet ben de. Evet yani belki tamamen hani bir dili suçmuştur ama evet, yani, Peki sizce hangisi doğru? Düzelttiği mi? İlk ee, söyleyeyim. Valla yerel seçim sonuçlarına bağlı. Ben çok açıkça söyleyeyim. Yani Erdoğan istediği sonuçları elde ederse ekonomiyi tamamen Mehmet Şimşek'e bırakır. Ben pek çok YouTube'lu meslektaşımın savunduğu Yerel seçimleri kazanmak için Mehmet Şimşek'le gayet kanı getirdi. Sonra baştan atacak söylemin tamamen tersini iddia ediyor eğer arzu ettiği zaferi kazanırsa önünde siyasi hiçbir engel kalmaz ve dört başı mamur bir istikrar programına geçeriz. O zaman da faizlerin çok daha yükseldiğini göreceğiz. Ha diyeceksin ki faizler yükseldiğinde borsa niye çıkar? Ekonomik istikrar çok daha önemli. Türkiye'nin hikayesi dediğiniz zaman Türkiye bak insanlar insanlar bu malum hikaye vardı kurbağayı soğuk suya koyar. <laughs> Biz, i̇nsanlar da böyle bizim beynimiz değişimi algılamak üzerine kurulmuş. Ve Türkiye'de çok büyük bir değişim var. Bunun halka inmediğini, pek çok yönüyle eksik kaldığını ve eleştirilmesi gerektiğini ben de kabul ediyorum. Ama yani Nas'tan baza geçtik. Evet. Kastan faza geçtik. Bu konu seyirci sorumuzda var. Onun son saklıyorum. Tamam. Peki İstanbul'da yarış başladı. İkinci konumuza geçelim. Ee, seçim yarışı başladı. Dem ve İYİ Parti'nin ne yapacağı da ne yapacağı bir aday bir yeri Dem, Dem Partisi'nin ne yapacağı bir yeri de. Yeniden Refah Partisi de, de henüz netleştirmedi. Cumhur İttifakı'na katıp katılmayacağı konusunda. Seçime kim avantajı başlıyor bugün itibariyle? İmamoğlu en az bir tur önde başlıyor. Ankara'da da Sayın Yavaş. İzmir'de belli değil ama oradaki anketlere göre de Tunç Soyeren Adana'da da orada İYİ Parti belirleyici olabilir. Konuyu dağıtmayayım. Elimizde anketler var. Anketi gerek daha Murat Kurum'dan önce yapılmış, gerek onun ismi de zikredilerek çeşitli rakiplerine karşı sorulmuş. Gerek kime oy verirsiniz diye sorulmuş. Yani en AKP'ye yakın duran anket şirketleri de Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu kabul ediyor. İstanbul'da dediğin gibi daha dengeler evet. çok önemli. Yani ben e, iyi İyi Parti'nin kim aday gösterirse göre tek kişinin İyi Parti'ye oy vereceğine inanmıyorum. Bir de Murat Kurum çok yanlış bir isim yani. yani Öyle mi diyorsunuz? Evet. Bence yani Murat Kurum'daki karizma bende çıkar. Hani benim bir bara gece kulübüne girdiğimde herhangi bir cinsten birinin bana bakması ihtimali kadar karizması var mı abi de ya. Yani bazen canlı olup bir de soruyorum ki. Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu sloganını kullanıyor. Duyu görüyor musunuz ona? Gençliğimiz var, enerjimiz var demiş. Gençliği olabilir, enerjisi hiç yok. Ama yani... genç genç, 76 doğumlu. Öyle mi? Evet. Vay be, o da genç sayılıyor artık. Ama şimdi patlatmakta hatırlatmakta fayda var. Arkadaşlar, gerçekçi olalım. Ekrem İmamoğlu havada suda kazanır. Adil bir seçimde. Adil bir seçim olacağından hiç emin değilim. Türkiye'de siyasi ortamın akıllanmaz bir şekilde polarize olduğunu göreceğiz. Kazansa dahi görevini bir yıldan fazla koruyacağına emin değilim. Yine bir sessizlik. Anlamlı ses. Evet. Bu arada tabii meclis, belediye meclisi nasıl olacak önemli. E, peki Murat Kurgun ne de oldu? Şimdi şöyle, bence en güçlü aday değil bu arada. Zaten işte Selçuk Bayraktar ismi o anketlerde veya e, İçişleri Bakanı ismi daha ön plana çıkıyordu. Ama herhalde onlar bu riski almak istemedi diye tahmin ediyorum o isimler. Murat Kurum'un ana propagandası, e, ana vaadi işte depreme dayanıklı bir İstanbul vaat etme, olacak. Şöyle de bir şey var belki görmemişsiniz. Misvak diye bir karakocu dergisi var AKP yanlış iktidar. Ha, e, şöyle bir kapak yapmış gerçekten işte cami var ve inşaat var. E, gerçekten Murat Kurum kazanırsa İstanbul kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı bir kent olma kisvesi altında veya vade altında bir şantiye mi dönecek yeniden? Tabii şantiye dönecek. Rant kapısı açılacak. Yani şimdi gerçek konuşalım. Hani herkes depreme sağlam bir evde oturmak istiyor ama asıl maksat bir daire bir iki tane almak. Ya Murat Kurum'un seçilmesi bence bunların hiçbiriyle bağlantılı değil. Erdoğan İstanbul'un çok parçalı ve kozmopolit daha liberal yapısını bildiği için en e, aşırılıkları olmayan, hmm. en Geçen sefer de Binali Yıldırım. Binali Yıldırım dede ya ben bir oy veririm. Yani AKP içinde sürü olmayan biz. Ha belki Murat Kurum'un da sevdikleri vardı. Muhalefeti ortaya çıkartır. Öteki adayların hepsi ideolojik olarak angaja olmuşlardı. O yüzden e, çok sert mesela Yerlikaya çok sert kaçabilirdi İstanbul'a. Başka yerlerde de bunu görüyoruz. Açıkçası ben Murat Kurum'u İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na rakip olacak birisi olarak görmüyorum. İşte AKP'nin en büyük sıkıntısı da bu zaten. Yani AKP'nin oy verebileceği, Sayın Erdoğan'ın birlikte çalışabileceği kişiler ideolojik olarak çok katı. Büyük kentlere uymuyorlar. Siz olsanız kim yapardınız? Valla yani Selçuk Bayrak yapar. Ben de bunu ben ya Bence en, en yüksek yani potansiyel. Selçuk diyor. Bayrakların başarı hikayesi daha siyasetin ve inşaatın ötesinde insan da hakikaten milli gururu uyandıran bu tekno milliyetçilik evet. dediğimiz. Bir başarı hikayesi var. Evet. Bir de şunu düşünüyorum yani görebildiğim kadarıyla her zaman bir şey anlamında hilafet yani beni kim takip edecek anlamında hilafet Sayın Erdoğan'ın da kafasında ve şu anda Bilal Erdoğan diyorlar ama ben zannetmiyorum Erdoğan Bilal Bey'i düşündüğünü herhalde Sayın Bayraktar'ı veliahtı olarak seçti. bu ee, seçime de bütün gücüyle yüklenecek. Ben olsam orada e, önümde süvari olarak Selçuk Bayraktar'ı görürdüm. Murat Kurumu değil. Bir de şu riski... Ha, olarak, bir şey o kaybetme ihtimalini almak istemedi herhalde cesaret işi bu iş sonuçta bir. Evet. Ama yani ben şöyle düşündüm. Ya hani Selçuk 2 puanla kaybetse Murat'ın yarım puanla kazanmasından daha iyi olur. Yani orada mühim olan kampanyada sergileyeceği performans. Seçime kadar en riskli gördüğünüz 3 başlık ama kısa kısa geçelim lütfen. Bir Erdoğan'ın anketlerde kazanamayacağını anlayıp bir kez daha bütçe kapaklarının sonuna kadar açması. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Egzam, arazam bile gelebilir. İki, çok ciddi bir siyasi gerginlik. Üçüncüsü İmamoğlu'nun bir bahaneyle görevden alınması. Seçim öncesinde. Tabii, tabii. En yüksek hangisi o ihtimali var Ve bunlardan bir tanesine yüksek ihtimal diyor musunuz? Bunlar da en yüksek ihtimali hiç hoş olmayan terör adaydır. Kimse kusura bakmasın. Hakkımda da soruşturma açmasınlar. Geçmişteki tecrübelerime dayanarak Türkiye'de böyle ortamlarda %90 ihtimalle inşallah hiçbir vatandaşımızın canı yanmaz terörün hortlayacağı veya hortlayıp hortlatılacağından çok korkuyorum. Biraz Amerika'ya giderim. Elon Musk Twitter'ı aldı. 44 milyar dolar mıydı? Öyle bir şey. Oldu. bu rakamlar beni açtığı için hatırlayamıyorum. <laughs> Sizin borsa yatırımımızdan biraz daha fazla. 12 milyar kadar düşmüş diye. <laughs> Nasıl bir hikaye bu? Çünkü çok kısa zamanda oldu. Evet yani Elon Musk hakikaten çok sorunlu bir karakter. Dün Wall Street Journal'da bir makale yayınlandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğuna dair. Kendisi özür dilerim. Ben de vakıf oldum. Belki daha önce yayınlanmıştır. Kendisi bunu şiddetle reddediyor. Ve NASA'yla ile çalıştığı için uyuşturucu testinden geçtiğini söylüyor. Ama çok kanıt var bu konuda. Ben Elon Musk'ın yani şöyle kanıt var. Hani içeriden bilgi sızdırıyorlar. Ne olur bu adam mani olun. Çünkü bu kurduğumuz imparatorluğu yıkacak ne yaptığını bilmiyor diye. Gerçekten de Elon Musk'ın ben bir Inovatör olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar genelde iyi iş insanı olmuyorlar. Dikkat ederseniz sen inovatörün yanında pazarlamadan anlayan, finans yönetiminden anlayan ve şirket yönetiminden anlayan insanlar bulunur. Elon Musk bunları ortadan kaldırdı. Bu sosyal medya şirketleri bizim henüz ekonomi biliminde tanımlayamadığımız yaratıklar, hibrit yaratıklar. Sebebi de şu, tabii ki bunlar ticari amaçla kurulmuş, tabii ki bunlar platform ama aynı zamanda bana ait olan bir kurum ben bugün Merkez Bankası'na sahip çıkmam. Yani şey anlamda sahip çıkmam. Hani orada olan bitenler ilmi ilgi anında. Ama Twitter benim iş yaptığım yer ve yaşadığım yer. Yani Elon Musk bunu kavrayamıyor. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube bunlar birbirlerine biraz pazar payı kaybetseler de aslında çok değişik şeyler yapıyorlar. Ve her biri kendi alanında eşsiz. Twitter da öyle. Şunu görüyorum. Mesela tabii YouTube kendi bir sosyal medya olarak görmüyor ama YouTube, Google, Meta işte Instagram, Facebook. Onlar birer teknoloji şirket aynı zamanda. İşte bu AI konusunda da en başa çeken şirketler evet. bunlar. Ama Twitter'da sana böyle bir şey yok. Yani Twitter'da tabii Elon Musk alması ile hani onun kendi şeyi var ama Twitter'ın kendi şirket yapısında onlar kadar bir teknoloji şirketi dönüşüm yok herhalde. Yok evet. Yani Google tabii zaten teknoloji, teknoloji şirketi. Sonra YouTube'a yani, zaten. Facebook teknoloji şirketi olmaya çalışıyor. Bence bir teknoloji şirketi değil. Metaverse dünyadaki en kötü bir fikirlerden biri. ...ve Zuckerberg'e batıracak. Ama son bir senede hissesi acayip attı. Ya hisse fiyatları artıp iniyor ama bu yani metaverse teknik olarak baktığında... ...ya da insanlar oraya niye girer sorusuna cevap veremiyorsun. Öyle bir mekana ihtiyaç var ama ben Facebook'un bunu becerebileceğinden emin değilim. Yani Twitter para kazanma mecra olmadı. Hani bağış olabilir ama bu Türkiye'de de ben şahsım olarak konuşayım kimseyi yargılamadan. Benim 500 bin yakın takipçim var. Hiçbir zaman bir abonelik falan düşünmüyorum. Öyle bir şey olmayacak yani. Tamamdır. Teşekkür ederiz bu açıklamamız için. Twitter'ı. Kitlesi rahatladı şimdi. Abone olmayacak diye. Olur. Ve izleyici sorularına geçelim istiyorsanız. Hadi. Evet Atilla Bey. İlk sorumuz geliyor. Bir Ocak'tan beri her şeye zam geldi. Bu zamlar ne zaman bitecek? Zamlar bitmez. Şimdi bu Hayat biter zamlar bitmez. Diyor. öyle. Bu Türkiye'nin anlayamadığı bir şey. Yani Herkes haklı olarak geçim sıkıntısı içinde olduğu için... ...kendi maaşına zam istiyor. <laughs> Herkes Evet. Yani sen kendi maaşına zam istediğinde... ...şirketin girdi maliyetlerini de arttırıyorsun. Sen kendi maaşına zam yaptığında... ...bütçe açıkları artıyor. Onun karşında da zam geliyor. Bu kısır döngüden kurtulmanın bir tek yolu olduğunu söyledim. Ve artık... Kimsenin inemedi. Yok Yo, dinlemeyeceklerini biliyordum zaten de... Hani ...ölüm tehditleri hoş değildi. Evet o kadar da O da şu zam istemeyeceksin kardeşim. Herkes devlet de dahil en zengin en fakir de bir yıl zamdan vazgeçecek ki enflasyon beklentilerinin nedenini kıralım. lazım. Bunda ekstra sorun var ama onu son, sonra saklıyorum. Yani tüm enflasyon sebebi de Mars'tan mı diye mi? Yani, enflasyonun ilk çıktığı nokta Türkiye patladığı nokta zamdan diye. Yani sebebini içeri olarak çözümünü konuşmamız lazım. Türkiye hep geçmişe takılıp kalıyor. Efendim şöyle olmuş böyle olmuş. Şimdi ya yapacak bir şey yok. Şu anda buradayız artık. Geçmiş bitti. Gelecekle ilgili ne yapabiliriz? Doğru. Hepimiz bir yıl fedakarlık edeceğiz. Sağ? fedakarlığı nasıl paylaşırız? Hükümet daha doğru kararlar verse memnun olurum ama herkes en fakirine kadar yoğun bir fedakarlık yapmadan her filozofen belasından ve bu zincirden kurtulamayız. İkinci sorumuz. Kredi notumuz atar mı? Moody's'in notu bekleniyor biliyorsunuz. Görünüm veya not. <laughs> İşte borsanın böyle olduğu zamanlarda ya ejderhalar görülür. Uzay <laughs> Kredi not attı. Şey banka, banka istesi almaya başlarlar. Aa, Cafer abi, Abdülkerim Müttelik abi mala gülerler. Yani <laughs> bunlar şeyden büyük bir yabancı Yabancı büyük kadın. Dün şeyde... <laughs> piyano mu anlatıyor? Tabii ki. Çok özür Yaşlı olayım. <laughs> Estağfurullah. IMF programı yeni başlamıştı. Ben de o zaman Ege Yatırım'da şey araştırma müdürü. İBF'de aradılar. Atilla ve işte sizin de isminiz verdiler. Gidip ziyaret etmek istediniz. Tabii dedim memnun etti Ege yatırımda şık, küçük bir oda hazırladık masa falan. 12'de geliyor abi. 11.30'da kapının önü gazeteci dolu. Ki ben tonundan bir insan değilim. Hiç daha gazeteci var. Maalesef bina değiştirdiniz. Şu öteki binaya gitmişler. Ziyaret ertelendi. <laughs> Ama sana anlatmak <laughs> <Ha>. durdu. Tabii. <laughs> Ya zaten Akın Ak İlk ak ak <laughs> ilk şeye geçiş, Türkiye'ye tarihe geçişi. O zaman haftalık bir dergide yazıyordum. Cuma günü Rusya moratorium ilan etmez. İlan edeceği gün ben size söylerim yazdım. Pazar akşamı Rusya moratorium ilan etti ve odamın kapısına o sayfayı astılar. <laughs> Çok iyi. <laughs> Gerçekten mi? Yok valla kız ne? ne? Lan bunun orijinal <laughs> <laughs> ne bir tarafın var. Ben bazı o ismi <laughs> kırbaşlatıyorum. Hepstein miyim ben kırbaşlatıyorum. Bazı konuya takım neyse. demeye getiriyorum. Yani millet hevesli olduğu zaman mal almak için çay aradığı zaman her zaman o çay üretilir. Bu da öyle şeylerden bir. Ya yok abi yani senin notun yatırım yapılırım mı? Bir altında hani adamın ne gibi bir şey soyadı ateş olsan ne olur alev olsan olur. Acaba o yazıyı bulabilir miyiz ya Ayşe'de? Var. Var mı? Eşim benim çok sağ olsun. Çok aşkımız sonsuz olduğu için bütün bu anları, özel anları Ayşe'de. Evet. Istiyor. Çok çok iyi beş. Herkesi beş. Torunlar, torunlarım da görsün diye. Yargılandığım günler. Anayasa yok sayılıyor. Yabancıya giriyor. Hani demokrasi <laughs> olmazsa para gelmezdi. Ama <laughs> seyircilerimizi gülmeyin lütfen. <laughs> Aa, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi bu yabancı kelimesi o kadar çok dejenere oldu ki. Yabancı başımın tacı hikayesi. Ya yabancı var yabancı var. Finansal yatırımcının hiç umurunda değil de böyle konular. ...fiyasal... Ha seçim umurundadır. Çünkü seçim pratik olarak ekonomi programının gidişatını etkiler. <laughs> manayasa yani. Çin'de yatırım yapan, e, Venezuela'da yatırım yapan insanlardan bahsediyoruz. Bunlar açısından mühim değil. Anayasa, hukuk düzeni, adalet bunlar Türkiye'ye gelip sermaye getirip fabrika kurup istihdam yaratmak isteyenler için önemli. Onların olmadığı bir ortama gelmezler. Şu ana kadar yabancı yatırımcının gelmemesinin sebebi de aşırı belirsizlikti. Yani fiyatlamalar değildi. Bir bakıp sabah kalkıyorsunuz, damat bir yerine gerçekten kaliteli bir bürokrat ve devlet insanı olan Naci Bey gelmiş. Ertesi sabah uyanıyorsunuz, o da gitmiş yerine Nebati abi gelmiş. Bu değişti. Yani bence çok uzun zamandır bu kadar uzun süredir bir vaka yani finans ekonomiyle gitmiyorduk değil mi? Evet. Yani, bu bir rekor. Rekor başkanlık dönemi rekoru. Ya, ya <laughs> ben yine Murat Kurum'a veririm. <laughs> Mehmet Şimşek mi Murat Kurum mu? Zaten o oyun ötesi yani ben de Mehmet Şimşek hiçbir şekilde oylamaya girmemeli o e, onursal, ebedi. On onursal ve ebedi. Peki İstanbul ve Ankara seçimini sizce aday mı? Ekonomi mi? İdeoloji mi belirleyecek? Şu andaki gidişatıyla aday belirler. Ekonomi belirleyici olabilir. Bu önümüzdeki iki ayın hareketli hareketlerine bağlı. Eğer ekonomi programı sulandırılırsa Şubat ayında anketlere okup Erdoğan niye arkadaşlar haklısınız? Bu enflasyonla siz geçiremezsiniz. Ben gönlümden koptu. Bir kere daha 5 bin lira cebinize koydum demesine hiç de şaşırtıcı bulmam. o zaman ekonomi etkiler. Bu aileyi ada ettiler. Ekonomi ikinci plan. Ekonomi zaten şu andaki haliyle e, yani AKP'ye oy vermeyenlerin birinci kaygısı. Şimdi siz otom otomobil fiyatlarıyla ilgili tahminde bulundunuz. Barış Esen bir tweet attı. Dedi ki otomobil fiyatı düşüyor. Hem de nasıl? Bu aracın fiyatı 2 milyon 396 bin liraymış 11 Ağustos'ta eklediğinde. Şu anki fiyatı fiyatı 1 milyon 990 bin lira. Artık bunun da bir şey yapın yani bu. Hep eleştiriyorsunuz. Bunda zevkini yaşayın. Tarih kimin haklı olduğunu ortaya koyar. Ya arkadaşlar yani hakikaten bu tip sorulara cevap vermek için konut piyasasını, borsayı ya da otomobil piyasasını bilmek gerekmez. Tarihte balonlar ve balon patlamaları hadiseleri işte 16. yüzyılda meşhur lale balonunun patlamasıyla <laughs> başladı. Bir şeyin balon olduğunu da görebiliyoruz. Yani bunların hepsinin fiyatları sönüp gidecek konut konusunda bir kez daha tekrarlıyorum. Almayın. İstanbul'da metrekare fiyatı Londra Paris'ten pahalı olabilir mi? Yapmayın Allah razı olsun. Yani tamam İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri ama yani Londra. Evet en yaşanası ve en zengin şehirde değil. Aa. Bir yurt saçlar suyu biliyor musunuz? Tabii tabii. Sizin eşiniz İzmir gibi miydi? Efendim? Eşiniz İzmir gibi mi? Yakın, Çanakkale. Yani daha... Çanakkale ya çok da yakın değil. <laughs> Öyle mi? <laughs> çok Ay, çok... yakın değil İzmir'e. Öyle değil. <laughs> ben uçakla gittim ki var. Epstein'e geç yeri 15 dakika Zengin hayatı zor. Evet, yok zor benim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şaşar su. Yeni bir yeni derken çok eski bir aydın olduğum için biz gerçekten yakınız. O markayı yeniden canlandırıyor. E, bu tip işe girmesi nasıl yaklaşıyorsunuz? Gelişmiş bir ülkede tüm bu şey yani çok basit bir prensip var. Ekonomi ve siyasi sistem doğru çalıştığında Devlet ve altta belediye yalnız özel sektörün yapamadığı ve kamu için yararlı olan alanlarda ekonomik aktiviteye katılmalı. Yani şimdi bizdeki hükümetin yaptıklarına bakıyorum. Bence belediye süpermarket işletmeyip kendi ekmeğini, suyunu, peynirini üretmiyorsa iş yapmıyor demek. Gelişmekte ön karadın çok farklı. Özellikle Türkiye'deki belediyeci, AKP'li belediyecilik hizmetinin rant dağıtmaya yöneldiği bir ortamda maalesef belediyeler bu tip hizmetleri yapmak zorunda kalıyorlar. Bunlar toplumsal e, nitrisi çok yüksek olan projeler. Ve özel sektör şu veya bu şekilde yapamıyor. Dolayısıyla Türkiye'de buna kesinlikle karşı değilim yani. Daha evet. destekliyorum açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok keyifli bir yayında. Haftaya kadar kendinize iyi bakın.